bugün ve tarih programında beraberiz. Hepinize saygılar sunuyorum. Muhterem izleyicilerim, yeni bir miladi yılın başlangıcı 1 Ocak'tayız. 1 Ocak'ta takvimleri karıştırdım. Önüme şöyle bir not çıktı. Diyor ki bu notta, 1 Ocak 1808 yılında Amerika Birleşik Devletleri'ne köle girişini yasaklayan kanun kabul edilmiş. Allah Allah köle girişi yasaklanmış. Köle, Amerika, Amerika'ya köle girişi. Ne demektir bunlar? Gelin birazcık bu konu üzerinde duralım bugün. 1500'lü, özür dilerim, 15. yüzyılın ilk yılları veyahut da 15. yüzyılın son çeyreği ilk yılları değil, 1400'lü yılların son çeyreği Osmanlı denizlerde güçlenmiş, İstanbul'u fethetmiş, Akdeniz'de güçlü bir donanması var. Osmanlı donanması ikinci Bayezid Han zamanında daha da güçlenmiş ve Akdeniz'de birinci kuvvet haline gelmiş. Akdeniz'deki Haçlı kuvvetleri, donanmaları, o güne kadar Akdeniz'de vurkaç taktiğiyle baskın taktiğiyle korsanlık metotlarıyla Akdeniz'in tüm zenginliklerini sömürüyorlar, alıp memleketlerine götürüyorlar. Ya da kartal yuvası gibi Rodos Adası'na, Kıbrıs Adası'na, Midilli'ye veyahut da Sicilya'ya başka adalara memleketlerine götürüp kartal yuvası gibi kalelerine kapanıp bunları efendim gasp ediyorlardı. Peşlerine düşürüp bir şey yapılması mümkün değildi. Akdeniz illallah demişti. Osmanlı güçlenince, Osmanlı donanması gerçekten de Akdeniz'de birinci duruma gelince, onlar artık Akdeniz'deki güvenliği sağlayınca, bunların vurkaç taktiğiyle yaptıkları Vurkunlar, soygunlar sona erdi. Artık Akdeniz'de onlara ekmek kalmamıştı. Gayrimeşru yollarla kazanacakları bir şey kalmamıştı. Yöneldiler Atlas Okyanusu'na. Çünkü Akdeniz'de Osmanlılar var. Onların yağmalarını engel oluyorlar. Atlas Okyanusu'na çıkınca yeni yerler keşfetmeye başladılar. Kristof Kolomb Macellan, Vasco de Gama veya hatta işte bunlar gibi diğer Haçlı seyyahları, denizcileri yeni yerler keşfetmeye başladılar. Akıllarında soygun vardı, vurgun vardı, gayri meşru kazanç vardı. İşte Afrika kıyılarını keşfettiler. Afrika'nın Önce Atlas Okyanusu'na açılan kıyıları. Buralarda zenci ülkeleri. Yeni bir ticaret keşfettiler. Zencileri tutup köleleştirip satarak para kazanma. Yeni bir zulüm devresi açtılar. Magellan'lar, Vasco da Kristof Kolomb'lar yeni vurgunların öncüsü sayıldılar gemileriyle gelip zenci Müslümanların bulunduğu sahillere gemilerini bağladıklarında gemilerine haç işareti çektiklerinde artık oradaki zenciler kaçacak yer arıyorlardı. Çünkü adamların silahı yok, savunma imkanları yok. Bunlar ise top icat edilmiş, gemilerinde top var. Tüfek icat edilmiş ve her türlü modern silahları var topladıkları zencileri dolduruyorlardı gemilerine. Doğruca Amerika'ya götürüp satıyorlardı. Köle diye satıyorlar zencileri. Hür insanları köle diye satıyorlar. Bu kölelerin karşılığında Amerika'dan almış oldukları paraları veyahut da değerli madenleri alıp Avrupa'ya getiriyorlar kendi memleketlerine. Buna üçgen ticareti diyorlardı muhterem izleyicilerim. Veya üç köşeli ticaret. Afrika'dan zorla zenciler almak köşenin birisi, Amerika'ya götürüp satmak köşenin ikincisi, oradan aldıkları zenginlikleri Avrupa'ya getirmek üçüncü köşe. Avrupa bunu yıllarca yaptı, yüz yıllarca yaptı. Akdeniz'deki gayrimeşru kazançları kıyılara kaymıştı daha çok köle alabilmek, daha çok zenciyi götürebilmek için ise akıllara ziyan şeyler yapmaya başladılar. Mesela gemilerinin içini 41 santimlik eninde 183 santimlik boyunda hücrelerle donattılar. Her hücreye bir tane zenciyi koyuyorlardı. Kıpırdamak yok, kalkmak yok, oturmak yok. Günde iki öğün ölmeyecek kadar mısır veya patatesten yapılmış basit yiyecekler veriliyor. Bu kölelere yediriliyor. Bu köleler önce Antil adalarına götürülüyor. Orada ehlileştiriliyor. Orada eğitiliyor. Ondan sonra Amerika'ya götürüp satılıyordu. Köle ticareti siz geminizi bağlamışsınız Yeni Gine sahiline ki Yeni Gine o sahiline hala köle kıyısı denilmektedir. Bağlamışsınız. E orada bir sürü zenci var. Hastası var, kadını var, çocuğu var, ihtiyarı var, gençleri var. Size gençleri lazım. Hastaları öldürüyorlar. Çocukları katlediyorlar. Kadınları öldürüyorlar. Kadınların gençlerini, güzellerini, güçlü erkekleri köleleştirip gemilere binip götürüyorlar satmaya. Vahşet üstüne vahşet. Zulüm üstüne zulüm. Ne metotlar icat ettiler? O insanları yakalayabilmek için bağladıkları gemiler orada gerekirse aylarca kalıyorlardı. Zenci avı başlamıştı. Affedersiniz, hayvan avlar gibi. Domuz avlar gibi tavşan avlar gibi zenci avına çıkmışlardı. Kıyıya bir gemi yaklaştığında o civarın zencileri insanlar kaçacak delik ararlardı. Ama neticede güçlü insanlar var, modern silahlar var, bunlar yakalanıp götürülüyor. Üç köşeli ticarete efendim alet ediliyordu. Kendi rakamları, batılıların kendi rakamları diyorlar ki, 1681 yılında sadece Virginia'da 2000 köle, zenci köle var iken 1681 1850'de Amerika'daki zenci köle sayısı 4 milyonu aştı. 16. yüzyılla 19. yüzyılın ortalarına kadar sadece Brezilya'ya götürülen zenci köle sayısı 3,5 milyonu aşmıştı. Kendi sayıları Toplam 10 milyon, 15 milyon zenci köleleştirilerek Amerika kıtasına sokulmuştu. Ama kendi haricindeki tarihçiler bunu böyle söylemiyorlar. Mesela Cezayirli Ahmet bin Bella diyor ki, 1492 ile 1800'lü yılların arasında 100 milyon Afrikalı öldürülmüştür. Köle ticareti yüzünden. Bu tarihte İngiltere'nin nüfusu 3 milyon, Portekiz'in, İspanya'nın nüfusu ise 11 milyondur. Fransız sosyoloğu Doktor Roger Garudi ise daha berbat bir şeyler söylüyor onlar açısından. 10 ile 20 milyon arasındaki zenciyi köle yapıp Amerika'ya götürmek için Avrupalılar Afrika'da 100 ile 200 milyon zenciyi katletmişlerdi hastalarını, yaşlılarını, kadınlarını, ihtiyarlarını. Köle olmayanları. Veyahut da köle yapılmak için itaat etmeyenleri katlediyorlardı. Ve kölelik anadan, babadan, çocuklara geçiyordu köle olduğu yerlerde. Bakınız muhterem izleyicilerim. Amerika'da bir dönemde şöyle bir kanun çıkarılmıştı. Kölelerin ruh ve bedenleri efendilerin malıdır. Mal gibi sayılmaktadır. Bir köle efendisine daima hürmet etmek, şapka çıkarmak zorundadır. Bunu yapmazsa şu 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 cezalara saptırılır. Kadın köleler ise efendilerinin veya efendilerinin misafirlerinin her türlü ihtiyaçlarına cevap vermek zorundaydı. Söylemeye dilim varmıyor, yüzüm kızarıyor. Düşünün. 1800'lü yıllarda bir Amerika. Düşünün. 600'lü yıllarda bir Mekke. Mekkeli müşrikler kölelerini istedikleri gibi kullanabiliyorlardı. Müslüman oldun diye kırbaçlıyorlardı. Hazreti Bilal Habeşi gibi sırtına taşlar koyuyorlardı. Günlerce işkence edebiliyorlardı. Bir Amerika düşünün, bundan bin yıl sonra, 1200 yıl sonra köle diye getirdiği insanları kanun gereği kadınlarına istediği gibi tecavüz ediyor, kölelikten onların kurtulmaması için çocukları köle oluyordu ve efendilerinin her türlü isteklerine boyun eğmek zorunda kalıyorlardı. Milyonlarca, yüz milyonlarca köle ve zenci katledildi, Müslüman katledildi. Ne diyorduk? Niçin bu program yapmıştık? Az önce ifade ettim muhterem izleyicilerim. Diyorduk ki 1808 yılında Amerika Birleşik Devletleri'ne köle girişi yasaklanmıştır 1 Ocak'ta. Ne yasaklanması? Kimi yasaklayacaksınız? Hala sencilere köle diye bakılıyor. Hala senciler ikinci sınıf bir insan. Çok üzülüyorum. Bizim içimizden birileri diyorlar ki, Batı medeniyeti bizim İslam medeniyetine üstün gelmiştir. Galip gelmiştir. Biz yenildik diyorlar. Hangi medeniyet muhterem izleyicilerim? Bütün Afrika'yı yağmalayan, yüzlerce milyon zenciyi katleden bir medeniyet mi? Buna medeniyet denilir mi? Bütün dünyayı sömüren, köleleştiren bir medeniyet mi? Buna medeniyet denilir mi? Bütün Afrika'nın servetlerini alıp Amerika'ya, oranın servetlerini alıp Avrupa'ya getiren bir medeniyete siz medeniyet mi diyorsunuz? Niçin Osmanlı'nın o günkü şehirlerinde bir tane zenci bulamazsınız? Niçin bulamazsınız? Çünkü Osmanlı kölelik yapmadı, yaptırmadı. Köleliği ortadan kaldırdı. İslam köleliği yasakladı. Yasaklamakla eş değerde zorluklar çıkardı. Köle yapmak isteyenlere, kölelere haklar tanıdı. Köle azat edenlere şu kadar mükafatlar vaat etti. Bunlar ise hala zenciler ikinci sınıf vatandaş kabul ediyorlar. Bunların medeniyetine mi biz yenildi? Hayır. Bunlar ellerine 3-5 tane kitle imha silahı geçirdi. Bütün dünyayı tehdit ediyorlar diye medeniyette üstün oldukları sayılmaz. Sayamayız. Bunlar hala İslam'ın cahiliye dönemi, İslam'dan önceki cahiliye dönemini yaşıyorlar. Medeniyet bizim medeniyetimiz. Medeniyet İslam medeniyeti. Asla ve kat'a biz bunlara yenilmedik. Yenilmeyiz de. Neyi anlatıyoruz biz? Batı medeniyetinin kökenini anlatıyoruz. Bu zenci katliamları 1800'lü yıllara kadar devam etti. Ondan sonra ne oldu muhterem izleyicilerim? Bütün dünyadaki zayıf milletleri köleleştirdiler. Afrika'nın tamamını, Asya'nın güneyini köle haline getirdiler, sömürüp de sömürdüler. Kimisi diyor ki Avrupa zengin oldu. Çalışkan insanlar, üretken insanlar onun için kapital biriktirdiler, zengin oldular. Bin defa hayır. Avrupa soyguncudur. Avrupa vurguncudur. Avrupa katliamcıdır. Bütün katlettikleri, soydukları, vurdukları servetleri aldılar Avrupa'ya koydular. Ve bugün dünya üzerinde hemen bundan birkaç on yıl önce bütün sömürdükleri servetleri alıp batıya yığdılar. Batıdaki kapital böyle oluştu. Batı medeniyetinin altında kan vardır, gözyaşı vardır, zulüm vardır, baskın vardır. İslam medeniyetinin altında insanlık vardır, kültür vardır efendim. Sanat vardır ve insana yarayan her şey vardır. Asla ve asla bir tutmayız ve yenilmişliği kabul etmeyiz. Ancak bizlerin tembelliğini kabul ederiz. Bizler kendi medeniyetimizi parlatarak gerçek medeniyeti yeryüzüne göstermek mecburiyetinde olduğumuzu ifade ederek kısacık olan zamanımızın bittiğinden dolayı sözlerimi toparlamak istiyorum. Hepinize saygılar sunuyorum. Allah'a emanet ediyorum. Bereketle kalın.